Herkese selam dostlar. Dawn of Man'in 7 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi en son gıda konusunda problem yaşıyorduk. Çok büyük sıkıntılarımız vardı. Hayvan avlaması için birilerine bir şey yollamaya çalışıyorduk ama var mı hayvan ki? Buralarda var. Bunları kes demişiz. 7 et geliyor zaten. 7 et var şu anda zaten. Ekstradan bize et lazım. Hayvanları yok ettik galiba. Kalmadı etrafta. Hayvan falan yok. Şaka gibi. Orada ben bunun kamerasıyla dönmeye çalışırken baya şey yapıyorum. Bu ne? Yaban öküzü. Bunlar ne? Kurt. Bunları sahiplen. Bunları avla. Şunu avla. Yapacak bir şey yok. Bunlardan gideceğiz artık. Bak. Yes. Ha, bak buralarda da varmış. Geç yabani öküz. Bunları alamıyoruz değil mi? Teknoloji lazım. Kurt. Kes. Bunları avla. Tamam. Bunlara döneceğiz. Birazcık mesafe uzak ve yorucu olacak bizim için. Yeni insan doğdu ama gıda yetersiz. Yani şimdi burada balıklarımız var mı? Burada balıklarımız var da diğer tarafta yok galiba. Yani burada bitmiş, bitmek üzere. Seni çalışma alanını değiştirsek. Böyle alsak. Aynen. Böyle alalım. Enfeksiyon kapta çok kötü. Çok kötü. Gıda yetersiz diyorsun ama şu şeyi bir atlatabilsek güzel olacak. Kışı. İş yükü çok yüksek. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Ondan dolayı şunları iptal edeceğiz. Bunları şöyle. Böyle al. İptal et. Bunları da iptal et. Bunları da iptal et. Bunları da iptal et. Tamam. Orası kalsın ya. 142'ye kadar düşürdük. Açlıktan ölenlerimiz var. Ama şu an et var diyor. Nasıl et var? Ben anlamadım. Et var diyor ama açlıktan ölüyor insanlar. Çözemedim. Garip. Evet, birazcık gene zayiat vereceğiz gibi. Yemek konusunda. Yani hayvan da yok etrafta. Hani aksi gibi. Allah Allah. Bunu avlarsın. Daha yetersiz, iş yükü çok yüksek falan filan. Yani şuraya bir sur çekeyim dedim, çekmez olaydım ya. Ne ya? Şaka gibi. Şunları iptal etsene. Onlar fazlalık. Tamam, fazlalık. Neyse. Tüccar gelmiş. Hemen tüccarla görüşelim. Etini ver. Bu ne? Kumaş. Yok. Balık ver. Saman ver. Kurutulmuş deri ver. 51. Bunlardan verelim sana ya. 60. Yazlık elbise mi alsak? Ya da şu 50 yapalım. Biri de 30 şey, bir tane odun vererek tamamlarız. Safan falan var elimizde. Tamam diyelim. Yemimiz biraz idareten arttı. Tabii ki tam değil. Balıkçılık falan verdik de insanlar balık tutmuyor galiba, ya da tutuyor mu? Bilemiyorum. Heh. Buradakiler avla dedik, bakalım ne zaman avlayacaklar. O da ayrı bir olay. Onun canı çok kötü. Açlıktan mı? Sağlığı sıfır. Bu yolda gidecek. Açlıktan ölecek. O da açlıktan öldü. İş yükü çok yüksek. Deme be. Bunları iptal edelim mi? Dur. Artık kullanılamaz. Gıda yetersiz, gıda yetersiz. Yani şu an iki şeyi söylüyor. Gıda yetersiz ve iş yükü çok yüksek. İnşaat iptal et. Buradakileri de iptal et. Her şeyi iptal ediyorum. Bir hastalık kapmış. Anlayabiliyorum. Tamam. %300 mü? Ben düşürüyorum. Bunlar mı artıyor gerçekten?
Altları ve kurtları al dedim. Dur. Kurtları bırak o zaman. Ne diyeyim yani? Onları avla, kurtları bırak yani. Ne yapalım? 191. Açlıktan ölmüş yine. Yani avlan diyorum. Daha ne yapayım ben size? Sizin ne işiniz var başka? Ağaç mı var? Ağaçları iptal et. Nerede şunun şeyi? Ağaç olayı. Bire düşür. Aynen. Bir de kalsın o. Burada ne vardı? Şey vardı. Buradaki ne de bire düşür. Bir kişi idare etsin. Sende ne vardı? Ağaç vardı. Sen de bire düş. Tamam. Başka ne vardı burada? Başka bir şey var mı? Bakıyorum. Yok gibi. Balığı 5 kişi olarak devam ettireceğim. Balık tutsunlar. Balık hiç olmazsa biraz para şey para demişim. Yemek ikmali verir. Onun dışında başka bir şey var mı diye bakıyorum da yok ya. Yani iş olarak verdiğim bir şey yok. Surları zaten iptal ettim. Tabii burası var. Burayı da yapıyorlar zaten ya. Arasında yapsınlar o kadar. Şunları avlasalar daha güzel olacak. Bu gidişte ölenler çok olacak. 39'a 38. Evet. Gıda yetersiz. İnatta gıda yetersiz diyor bize. Ay. Daraldım. Buraları tohumları ekmişler bu arada. Güzel. Buraya da ekmişler. Yani avlanmaktan başka çareniz yok ya. Ben biraz böyle bekleteceğim. Bir iş vermeyeceğim. Herhangi bir iş yapmayacaklar. Hastalıktan ölenler olacak. Şeyden ölenler olacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir şey soracağım. Bunu iptal et. Tamam. Onun dışında başka ne var diye bakıyorum. İptal et, iptal et. Başka, 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 başka. Şu anda gördüğünüz gibi sadece yemek üzerine kurulu. Ağaçları elimden geldiğince iptal ediyorum zaten. Bunu da iptal et. Gözlem kulesini de iptal et. Onu da iptal et. Bunu da iptal et. Ağaç kesmeleri de iptal et. Ha, iptal ettikçe bu tekrar. Yok. Yapacağım değil la. Yapsın o zaman. Ne diyeyim yani? Şuradakini komple kaldırsak peki ne olacak? Bunu iptal et. Buradakini iptal et. 247'ye kadar düşürebildim. 300'dü. 247'ye kadar düşürebildim. Şunlar yetişene kadar biz bu çileyi çekmeye devam edeceğiz ya. Belli oldu. Yani keşke balık tutarak da şey yapabilsek. Beni de iptal et. Hadi. Hadi suyumuz da var. İptal edelim onu da. İş düşü hala çok yüksek diyor. 237 yani ne yapayım ben? Yerleşim yerine yiyecek kalmadı. Açlıktan sınanıyoruz. Ama oradakilere herhangi bir erişim sağlanmıyor, değil mi? Seni iptal edelim. Seni iptal edelim. Niye iptal edelim? Daha yakın yerlerde mutlaka avlanacak birileri vardır diyecektim. Bir tane domuz var burada. Bir tane geyik var burada. Aha. Sizlere şey yapmışız ama. Bunları avla. Yani avlayabileceğini avla. Bunların hepsini vereceğim. Elbet birisi bir şey tutar herhalde, değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Heh, 3 yeni insan katılmış ama birazdan tekrardan bunlar düşecek. Biraz daha dayanın. Ne olur biraz daha dayanın. Bir hastalık kapmış. Yiyecek, yani yemek yemediklerinden dolayı metabolizmaları bunun öküzü kaçtı. Yiyecek yemediklerinden dolayı büyük ihtimalle arasından hastalanmış. İş yükü çok yüksek diyor. 185 iş yükü yani. Daha ne yapayım size? Bak avlanmaya daha buradan geliyorlar. Açlıktan öldü. Adam yolda öldü büyük ihtimalle. Of.
Çok büyük sıkıntılardayız. 40'ta 33'e kadar düştük. Ölenlerin sayısı haddi hesabı yok ya. Hop güm. İki kişi daha gitti. Dedim var. Neyse. İptal et. Buradaki balıklar ne durumda? Topluyorsunuz. Anladım. Meyveler için üretim. Bu ne? Bakliyat. Yemek azar azar gelmeye başladı. Şimdi toparlarız gibi geliyor bana. Tarlaları İyi bir şekilde ektik. Umarım güzel hasatlarla hiç olmazsa birazcık da olsa bir şeyler toparlarız ya herhalde, değil mi? Açlıktan şu anda ölmeyiz. En azından şu anda kurtardık gibi. Suyumuz yok. Bir su yeri tekrardan ayarlayalım. Çıkarsak acaba ne şey yapıyor? Su çek. Buradan su çek. Sınırsız. Bir kişi buraya bağlı kalsın. 120 yüzde 220 şeyimiz var. Üzeri iptal et. Üzeri iptal et. Almasan iyi olur, almasan iyi olur. Bakalım ne yapıyorlar şu an çok merak ediyorum. Gıda yetersiz. Yani yapıyorsunuz burada. Toplayın. Ne diyeyim? Allah'tan tarlaları yaptık ha. Yapmasaydık çok büyük sıkıntıdaydık. 26'ya kadar düştük. Nüfusun yarısı gitti. Kurt saldırıyor. Çok güzel. Allah. Öldü. Bizim kurtlar da herhalde dinleniyor, takılıyor kafasına göre. Bak bak hala peşliyorlar ama öylesine uzakta duruyor. Şaka gibi. Bunları yakalayıp avlasana kalanını. Rengi kaçtı. Tamam. Baya baya kötüyüz ya şu anda. 25 kişiye kadar düştük. Yani tarlayı yaptık. Okey güzel bir şey. Tarlayı yapmamız. Yemeğimiz artık gelecek ama anlamsız bir şekilde iş yükünü çok yüksek olduğunu söylüyor bize. Ya baktığım zaman da öyle dedi yapma diyoruz. Tamam mı? İnatla yapacağım diyor. O da ayrı bir olay. Hayvanlarımız için ağırda yer kalmadı. Yapılar. Konut. Ahır. Ahır mı istiyorsun kardeşim? Buraya değil de şuraya yapalım. Aynen. Buraya bir. Buraya da iki yapalım. İki tane ağrımız olsun. Tamam. Mezarlıklarda yer var mı bilmiyorum ama kalmamıştır diye düşünüyorum. Aynen. Kullendi. Herkes kullendi. Moraller bozuk. Açlıktan insanlar ölüyor. Ama toparlarız. Yine toparlayacağız, toparlayacağız, toparlamak üzereyiz. Yapacağız, yapacağız. Ya böyle nüfuslar gidip gelecekti zaten belliydi. Ben yine bekliyordum bir nüfus azalması. Nüfus daha patlamadı, patlayacak falan dememin sebebi buydu birazcık da. Çünkü bizim nüfusumuz daha patlama noktasına gelmemişti. Çünkü daha tarla yapamamıştık. Sürekli hayvancılıkla idame etmeye çalışıyorduk. Bu da bizi geriye götürüyordu. Aslında her ne kadar savaşsak da deri falan çıkarsak da bir gün bu duruma geleceğimi biliyordum. Çünkü etrafta gerçekten hayvan kalmadı ve insanlar avlanamadığı şeyleri nereden temin edecekler doğal olarak. Ondan dolayı yakala bunlardan yakalayabildiğini.
%250 iş yükü var. Evet, şimdi şu anki durumda şöyle bir problemimiz var. Açlıktan mı öldü? Hala daha mı? Şurada üretim yapın dedim ben ama. Şimdi yüksek öncelik ver. Buna düşür. Bunları kaldır. Üretilen bir eşya yok. Üretmeyin, bir şey üretmeyin. Şu an deli divane yemek yapın. Bunların ikisi öncelikle. Unu yap, ekmek yap. Unu yap, ekmek yap. İş yükü çok yüksek. Evet, açlıktan öldü. Devam ediyoruz. İşe girmişiz, haberim yok. Açlıktan öldü, açlıktan öldü. Bunu da kaldır. Hayvanlarınız için havada yer kalmadı diyor hala da. Ağır yapmadık ki yer kalsın. Bu arada bak, tam diyecektim yani, unu yaptık, ekmek niye yapmıyoruz diyecekken ekmek gelmeye başladı. Bol bol ekmek yapın, bol bol. Benden ne istiyorsun? Bir buğdaydan bir un çıkıyor, bir undan da iki ekmek çıkıyor. Tamam. Bu kaçtı. Yapacak bir şey yok. Yiyecek kalmadı. Yapıyoruz ama tüketiliyor. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Dur. Ürünler değil. Yapılar. Üretim. Havan mıydı? Hani havan diye geçiyor. Bir tane daha buraya havan yapın. Bunu yüksek öncelikli yapalım. Bir tane daha un üretelim ki burada ateş başında yaksınlar. Bol bol yapsınlar. Bakalım kim yapacak onu da. Açlıktan öldü diyor. Hala da açlıktan ölenler var ya. Ya burada oturacağına şunu yapsana ya. Git şunu yap. Gerçekten sinirlendirmeye başladı. Adam burada oturmuş şey elindeki sopayla oyunu oynayarak şey yapıyor. Git şunu yap ki aradan çıksın, ekmek çıkartalım, ekmek üretelim. Ya tarlada şu anda yok. Hani iş yükü de azaldı aslında yani. Tamam hadi yazın tarla vardı. Tarlaya öncelik verdiler falan filan. Ya bir de bunlar var. Etrafta avlan mavlan hiçbir şey demedim. Şu surları bile iptal ettim ben. Yok. Açlıktan ölüyor, açlıktan ölüyor. Ama yok yani. Adamların ne yaptığı belli değil. Hadi bakalım. Ağaç kes diyor hala da. Niye ağaç kessin insanlar? Onarma var, şey var. Toplamaya gerçekten iptal et. Toplama yapma. Sen de yapma. İptal et görevi. Kalsın şimdilik onlar. Açsınız, aç. Yemeğe odaklanın, yemeğe. Yapabildiğiniz kadar yemek yapın. Kabile yok oldu ya. Kabile diye bir şey kalmadı açlıktan. Son keçi öldü mü? Aa. Neyse tutmuşuz, keçi öldürmüş. Ha, şeyden dolayı öldü. Anladım. Orada samanımız da var. Hayvanlar için. Bol bol un yapmanız gerekiyor. Bol bol yemek yapmanız gerekiyor. Bakalım bunları kim yapacak? Yapılar. Üretim. Fırtına geliyormuş. Suyu çıkarmak için kazılan bir yer. Yok. Tağla öterek onu haline getirebileceğiniz bir kaya. Bir tane daha yapacağım. Böyle olmayacak. Yani yapsınlar. Üretim şart. Ama yok, şu an birisi saldırsa gittik. Geçmiş olsun. Seri yalan olur.
İş yükü çok yüksek. %400 mü? Gerçekten mi? Onarma, su çıkarma. Tarlaya girdiğimiz için mi acaba? Arı yer hayvanınız yer kalmadı diyorsun da zaten yer yoktu. Neyse hızlandıralım. Ne olacağına bakalım ya. Yani mümkün olduğunca ben yemek yapmaya çalışıyorum ki nüfusa birileri gelsin. Keten. Yemek ver bana yemek. Keten meten değil yemek. Yemek. Bunları alsam ayrı bir dert, almasam ayrı bir dert. Kemik zıpkını falan da ver. Bunları da ver. Tamam 62 mi? Tamam kardeşim. Zaten fazla fazla kışlık elbisemiz var. Yokmuş. Yokmuş. Dur. Odun var. Bol bol odun var. Hatta şöyle şifre. Ha. 61. Diğerini neyle verelim? Ne verelim? Seni verelim. Senden biraz alalım. Aynen. Böyle yapalım. Sapana ihtiyacımız yok. Okya yapıyoruz zaten. 41 tane yayımız var. Her şey geçtim. O yerlerden şey yaparlar. Bunu bir kişiye düşüreceğim ya. Açlıktan ölenler var hala daha. Bizimkiler inat da yapmamaya özen gösteriyorlar. 14 kişi kaldık. Bakalım. Hayvanlar, köpekler. Gıda yetersiz. Kabilede kimse kalmadı. Daha ne kadar artacak, ne kadar kişi kaybedeceğiz onu göremiyorum şu an. Şaka gibi bir olay. Ya belki benim hatam olabilir. Onda bir şey diyemiyorum çünkü yani oyun hatası falan diyemem. Ha, iş yükü gördüğünüz gibi her şeyi kıstım ve mümkün olduğunca yemeğe odaklandım. İlk başta avcılığa gönderdim. Avcılıkta gitmediler oraya. Gitmedikleri gibi buralarda takıldılar. Ne yaptıklarını bilmiyorum. İş yüküne bakıyorum sürekli. Tarla, toprak ve tamir üzerine, onarma üzerine uğraşıyorlar. Bunları iptal ediyorum ediyorum ama hala yok. İzliyorlar, kafamıza göre takılacağız. Takılsınlar bakalım yani. Hayatta kalıyorlar mı kalmıyorlar mı? Görelim yani şu an 14 kişiye kadar düştüler. İş yükü 313 diyor, %313. Kışa gelene kadar zaten toparlayamazlar. Yemek birazcık stoklamaya başladılar. Bu iyi bir şey bir yandan. Artık açlık gibi bir derdimiz kalmadı. Çünkü nüfusumuz kalmadı. İnsanlar gele gele toparlayacağız umarım. Ha burada şu an saldırı yersek çok büyük problemdeyiz. Çünkü saldırıda 4-5 kişi geliyorlar. Yani 14 kişilik kabileyi tükürseler yutarlar. Gıda yetersiz diyor mesela hala. Bak şurada takip ediyorum. 7 tane ekmeğimiz var. 9 oldu bak. Ama burada gıda yetersiz. İş yükü yüksek, ona bir şey diyemem. Böyle de kalacak. İş yükü yüksek olarak kalacak. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Burayı istedikleri zaman yaparlar. Burada zaten yerleşim yerlerimiz var. Yaklaşık 58 kişilik için yerimiz var. O yüzden artık yerleşim yeri de yapmayacağım. Böyle kalsın. 72'ye çıkana kadar zaten biraz uzun sürecek gibi. Eğer zaten bu durumları toparlarsak şuralara düzgün bir sur çekmek istiyorum. Avcılığa bilmiyorum gider miyim gitmez miyim. Hayvancılığa girdikten sonra şu hayvancılığı yaptıktan sonra zaten öyle sağdan soldan avcılık yapmama gerek kalmayacak. Şu anda sadece tek istediğim yani herhangi bir yerden saldırı yememek. Eğer saldırı yersek ne duruma düşeriz hiç bilmiyorum. 7 tane köpeğimiz var ama çok ilginçtir. Bu 7 tane köpek burada da biraz uyuz olduğum bir konu. Yani bak burada oyuna birazcık şey yapabilirim, kızabilirim. Niye? Çünkü 7 tane köpek olmasına rağmen kurt şurada adamı yedi teke tekte. Ve bekledim yani birileri gelecek mi hani bir köpek gelecek mi diye. Köpeklere iş veremiyorsun zaten. Köpekler gördüğünüz gibi bak sağda solda oturuyor, takılıyor, şey yapıyor. Hani köpeklere herhangi bir iş veremiyoruz.
Normalde bunları da kesebilirdim ama sırf bizi koruyorlar diye kesmedim. Sanırım hata yaptım. Ben bunlara güvendim biraz avcılıkta falan hani yardımcı oluyorlar, saldırıyorlar, savunuyorlar falan diye. Ama burada bildiğin adamı çiğ çiğ yedi kurt. Ve hiçbir köpek, bir tane köpek bile görmedim. Daha doğrusu bir tane gördüm doğru. Bir tane geçti yanında. Kurtun yanından geçti. Garipti. Neyse. Buraları toparlayın. 18 ekmeğimiz oldu. Gayet iyi bence ekmek. Yemek konusunda birazcık toparlamış olduk. Azıcık da olsa. Tarlamızdakileri falan topluyorlar. Toplasınlar. Yani şu kadarcık tarla bile de bize fazlasıyla yetebilirdi 50 kişiye. Ve hızlı hızlı toparlarlardı. Ama 50 kişi kalmadık artık. 200'e düştü bu arada. İş yükü. 6 köpek kalmış. Bir köpeği yediler herhalde arada ya da yaşlıktan öldü. Tam emin değilim. İki insan, yeni insan katılmış. 16'ya çıktık. Tekrar çıkacağız. Dediğim gibi biraz zaman alacak ama toparlayacağız. Toparlayacağız. Bu tarla olayıyla kurtaracağız. Sonbahardayız. Kışa yeter herhalde ya. Bizim şeyimiz. Çünkü daha unumuz var. Bundan da ekmek yapıyorlar. Her bir tane un, iki ekmek demek. Yani 14 tane daha ekmek daha eklenecek buraya. Toplamda 32 falan olacak ekmek sayımız. İş yükü çok yüksek. Yapacak bir şey yok. 300'lerdeydi. 163'e düştü. Düşürdük hiç olmazsa. İyi tarafından bakın. 5 tane çocuğumuz var. Sen 7 istiyorsun. Keten. Tamam. Yani daha bunlara falan da girmedim yani. Onlara da girsem daha farklı bir şey olacak. Bu arada bizim kıyafetlerimiz var değil mi? Var. Deri elbise, kışlık. Yazlık da var, kışlık da var. İkisi de fazla fazla. Yeter. Yani böyle kısır döngüye girmiş gibiyiz. Sürekli nüfus artıyor, artıyor, artıyor. Bir anda azalıyor. Artıyor, artıyor, artıyor. Bir anda azalıyor. Tekrar başlangıç durumuna gelmiş gibiyiz ama aslında gelişiyoruz. Nasıl gelişiyoruz ama? Biraz böyle ölerek, biraz şey yaparak samanları falan alacağım. Alet edevatları alacağım. Deriyi alacağım. Karşılığında bundan vereceğim. Bir de senden vereceğim ya. Dediğim gibi ağaç kütükleri her türlü çıkartırız biz buradan. Yeter ki nüfusumuz yükselsin, materyalleri iyi bir şekilde değerlendirelim. Materyal basmıyorum, materyalleri alıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi %240 iş yükü var. İnsanlara şimdi kalkıp da kardeşim gel buradan bunları bas dersem bir de ekstradan onlara gidecekler. Daha şurada ahır yapamadılar ya. İki tane ahır koydum, ahır yapamadılar. Ekmek çürüdü mü? Ekmekler çürüyor mu? Gerçekten mi? Bir de onun için hakikaten çürüyormuş. Yorum yok. Ne diyeyim? Ama var ekmeğimiz, balımız var, ekmeğimiz var. Hadi bakalım. Kışı geçiririz. Rahatlıkla. Buralar yarım kaldı ya. Benim biraz orada moralim bozuldu. İş yükü biraz azaldı. O sırada mümkün olduğunca bunları yapmaya çalışırsınız herhalde diye düşünüyorum. Toplayıcılık falan mı yapıyorsunuz ya benden habersiz? Var mı toplayıcılık falan? Yok. Burada yok en azından. Diğer taraflarda var mı? Toplayıcılık, avcılık herhangi bir şey. Yok. Bizim mi bu? Bizimmiş. Yağmacı baskını çok güzel. Burada birileri var mı? Sende de yay yok, ok yay yok. Heh, sende var. Oh. Yetişkin adam. Ben şuraya gel.
Sen de yok. Sen şuraya gel. Ölüyorsun. Adamı kaçırmaya çalışırken öldü. Neyse. Evet, devam edin bakalım. Nasıl bir mücadele yapacağız? Kabilemiz galiba gitti. Bu seneyi de buraya sonlandıracağız gibi. Yapacak bir şey yok yani. Adamlar baya baya canımızı okudu. Garip bir olay ya. Ben anlamadım. Tamam, oyunun zorlaması gerekiyor ama bazı insanların kışlık giysileri yok. Allah Allah. 13 tane kışlık giysisi varmış ki. 16'ydık, 11'e düştük. Gittikçe de düşmeye devam ediyoruz. Bakalım. Bu bölüm birazcık bize eziyet oldu. İşkence bölümü diye başlık atabilirim ben buna ya. İşkence çekiyoruz. Yok oluyoruz. Ama geri dönmeleri garip. Bunlar devam etseydi bu arada kabileyi komple dümdüz ederlerdi. Çünkü yetişkin adam akıllı yoktu. 4 tane ekmek çürüdü. Yani orada devam etselerdi büyük ihtimalle birkaç kişiyi de avlarlardı. Bu arada şunları da avlayın ya. Dur, çürümesin bunlar da. Kes bunu da, kes bunu da, bunu da kes. Zaten bir şeye yaramıyorlar. Boşu boşuna adamlar. Ben bunlara çok güveniyordum. Kış atlatıldı. Kış giysileri yok değil mi? Var. Var da kullanmıyorlar. Ah, 3 tane daha yapalım. Terk edilmiş kabile. Yakında sabahlarda. Ha bak, bir tanesi gitti. Gözümün önünde kıyafetlerde gördüm. Ona bir şey diyemem. Çamur yok. Dur, çamur da yapmamız lazım. Çamur çıkar. Bir kişi de burada çamur çıkarsın. Sınırsız. Biraz fazla iş yükü veriyorum, farkındayım ama artık yaparlar bir şekilde. Öyle ya da böyle. Böyle yapalım hatta. Biraz insan çoğalsın. Bu bölümü çünkü böyle bekleyerek şey yaparak geçirmeyelim. Büyük ihtimalle ben bekleyeceğim böyle biraz insan nüfusunun çoğalmasını. Ben burada bir keseyim. Biraz daha toparlayalım. Toparladıktan sonra tekrar ben devam ettireyim. En iyisi öyle olacak. Evet. Güzel. Tamam. Evet. Şimdi nüfusumuz birazcık toparlandı. Yani her ne kadar toparlandı diyebiliriz bilmiyorum ama. Yani biraz toparlandı en azından. Hasat aletleri yetersiz falan diyor. Tabii ki bunlar da artık hasat aletleri de elde gitmeye başlayınca. Burada birazcık minik bir üretim yapmaya çalışıyoruz ama şu anda insani olarak çok fazla yer tutuyor. Burayı yaptık, artık koyunlarımız için güzel bir ahırımız var. Bunların sütünü sağıyoruz. Seni keselim ya. Bize bir deri lazım çünkü. Seni kes. 20 kişi olduk. Hatırlarsanız 11 kişi falandık galiba. Tabii bu birazcık zaman aldı. Hafif bir zaman aldı. Baya fazla alet, edevat, işte iş yükü çok yüksek falan diye şey yapıyor ama. Ah, bir deri geldi. Güzel. Keçi satın aldık. Keçi kestik. Garip bir şey yaptık ama şu anda insan nüfusu olarak çok azız. Yemek konusunda artık kurtardık. Yemek konusunda hiçbir türlü problem yaşamıyoruz. Sadece ekmek çürüyor. Çürümesi önemli değil.
Çünkü fazla fazla ekmeğimiz var. Balık tutuyoruz, meyve topluyoruz, meyve tarlamız var, tahıllarımız var. Bunlarla yemekler yapıyoruz. Ekmekler yapıyoruz daha doğrusu. Full ekmek yediriyorum mecbur. Avcılığa daha çıkmadım. Yani bayağı bir süreden beri avcılığa çıkmıyorum. Etrafta hayvanlar doluşmuştur diye düşünüyorum ama evet. Biraz hayvan var etrafta. Onun dışında... Aha. Gürültü geldi. Kötü. Acıktıkları zaman direkt bize hedef alacaklar ama umarım karşıdaki keçileri falan yerler avlanıp. İş yükü çok yüksek, aletler yetersiz, kızak kullanılamaz falan filan. Derimiz olmadığı için yeni kızak da yapamıyoruz. Derimiz olmadığı için kıyafet de basamıyoruz. Ama aynı zamanda avcılık da yapamıyoruz. Niye? Çünkü insan nüfusumuz az. Yani şurada bilene belli oluyor yani. Çocuklar çalışıyor. Ekmekleri taşıyor. Ekmekler de kurtlar kadar işe yarasa çok çok güzel olacak da şu kurtlar bile ne canımıza rahatlıkla okuyabiliyor ama aynı şeyleri evcilleştiriyoruz, köpek halinde saldırıyoruz, olmuyor. Yemiyor. Tutmuyor. Garip yani. Bilmiyorum. Eğitim falan mı verdiriyoruz acaba diyeceğim de eğitim verdirsek herhalde çıkardı. Kes var sadece. Ve yakında keseceğim bu gidişle yani. Yeni insan doğdu. 21 kişi olduk. Bilgi puanlarından sadece şu koyuna gittim. Daha sonrasında yaban doğuzu evcilleştirmeye falan gideceğim. Hayvancılığa birazcık önem göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi ahırda. Bunları toplayamıyor muyuz ya? Kedi yakalasak daha keçisi. Keçilerle de nereye kadar? Koyun mu lazım da koyun da yok. Hasat zamanı gelmiş. Tabii ki iş yükü yine yükseldi. Aldı başını gitti. Kış aylarında düşüyor, yaz aylarında artıyor doğal olarak. Daha doğrusu sonbaharda daha da ağırlıklı bu iş yükü fazlalaşıyor. Hasat için malzeme yok. Farkındayım. Yapın dedim ama niye de yok. Niye? Çünkü tabii ki de olmaz. Şöyle bir sıkıntımız var. Dal toplamamız lazım. Bir alana koyalım. Bir buraya verelim ki sanki işçimiz yokmuş gibi yakacak tükendi. Ve kış ayına girerken mi söylüyorsun bunu bize? Ürünler değil, alan. Ağaç kesme alanı ekleyelim. Bunları kes ya. Sınırsız, aynen. Bir kişiyi de buna verdik. İş yükümüz iyice ne aldı başını gitti ama yapacak bir şey yok. İyi saman elde edildi. Samanlarımız doluyor gördüğünüz gibi. Samanlar burada. Normal aldım bunları. İş yükünü yani direkt şey yapmadım. Onun dışında burayı da yapmışsınız. Burayı da yapmışsınız. Gayet güzel. Şimdi sıra bunda galiba. 4 tane çubuk istiyor. Çubuklarımız bitmiş. Bittiği için tekrardan çubuk toplattırıyorum. Yağmacı baskını. Kaç kişisiniz? Kurtları da var. Ha. Sen? Bari sen de açsın o kadar saldırsaydın hani. Burada bizden biri var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Köpekler nerede? Onlar da yok. Bizim köpekler burada mı gerçekten? Yok keçi. Köpek. Ha. Şuraya gel. Diyeceğim de. Bilemiyor musun? Garip ya. Hadi. Bakayım ne olacak bilmiyorum bir yandan da. Şöyle yapalım. Böyle şuraya gelin. Aynen böyle gelin. Böyle gelin. İşi gücü bırakamıyor musunuz ya direkt? Aha.
Dal 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 dal. Problem değil. Böyle. Ha, tamam, güzel. Tamam, normal işinize geri dönebilirsiniz. Ölen kalan kalmadı. 5 yağmacı öldürüldü. Artı 2 bilgi puanı geldi. Evleri yıkmaları problem değil de evleri yıkabilirler. Çünkü fazla fazla evlerimiz var. Yeriniz kalmadı mı? Nasıl? 18 evim var. Nasıl kalmadı? He, hepsini onarmam mı gerekiyor? O yüzden mi yeriniz kalmadı diyorsun? O da değişik. Onar. Onarım malzemesi. Kurutulmuş deri yok. O zaman sen değil. Sen. Beni keçelim, keselim. Köpeğimiz bir şeye yaramıyor. Acaba kessek mi? Avcılığa gitmemiz lazım yani. Yapacak bir şey yok. Öyle de böyle de avcılığa gitmemiz gerekiyor. Ama yakınlarda bir av var mı diye bakıyorum. Şunları avla. Ne diyeyim yani? Bakalım avlayabilecek miyiz? Avcılığımız sona işleyebilecek mi? Şuradan şu çamuru. Çamur çamur. Şuradaki. Dayıcım bak şu. Heh. Şunu bir bile düşür. İş yükünü biraz hafifletelim. Buradakine bire düşür. Tamam. Diğer hayvanlar nereye kaçtı? Tüccar geldi. Tüccar ne olur derin var de bana. Deri var da öyle deri yok. Bunu alalım. Baltalar varmış elinde. 5 tane balta. İyi. İyi. Sana ne verebilirim? Alıyorum, vermiyorum, değil mi? Yay verebilirim ya. Yaylardan da iyice azalttık ama. Ya bakıyorum başka bir şey verebilir miyim diye. Taş verebilirim bir de. 45 taş. 22'ye düştü taşımız. Kaynaklarımız da azalıyor. Ha bunu al. Onun dışında ne verebilirim? 50, 72. O zaman şöyle yapalım. Heh, 46. 46 ise o zaman biraz şundan alabiliriz ya. Aynen. 46'ya 46 eşit bir şekilde gitsin. Şimdi hızlandıralım tekrardan. O keçiler nereye gitti? Ben onu merak. Ha burada tamam. Güzel. Onları avlayın ya. Keçi kesildi. Bu avcılıktan avlayın şu keçilere. Bak kaçıyorlar. Deri lazım. Öncelik yüksek olsun da bununla ilgi alakayı eksik etmeyelim. Bakayım bunlara saldıracak ne zaman? Bu arada kıştayız. Maalesef. Şeyinde olduğumuz için giysilerimiz yok. Orada bir problem yaşıyoruz. Avcılık yapamıyoruz. Normalde avcılık yapa yapa ilerliyorduk. Şu anda iş yükümüz çok fazla. Hatta tarlalardan vaz mı geçsek ya? Bir tarladan vazgeçebiliriz aslında. Kaldır sil diyelim. Kaldır sil diyelim. Tamam. Buradan vazgeçtik. En azından birazcık azalttık tarlaları. İleride tekrardan kurarız. O problem değil. Birisini öldürmüşler burada. Onu temizlemeleri lazım bir tek. Diğer hayvanlar nereye gitti? Burada hayvan vardı. Bu hayvanlar birdenbire var oluyor. Birdenbire yok oluyor. Ha, buradalarmış. İnsanlar donarak öldü. Yani açlıktan halletti. Bu sefer donarak ölmeye başladı. Donarak öldü. Donarak öldü. Gidin ısının ne diyeyim yani. Anlaşıldı. Keçi açlıktan öldü. Gerçekten mi? Kesin bari ne diyeyim. İş yükü çok yüksek. Bakıyorum bak şimdi. Çoğu yemek üzerine kurulu.
Buradakilere nerede o? Hadi sizlere iptal edeyim. Şu tarlalar yeter herhalde. En azından şimdilik. Arpalar, marpalar. Yes, bezel. Bunlar yeter. Hayvan, yani yine hayvancılığa dön, yine avcılığa döneceğiz belli ki. Kış atlatıldı. Güzel. En azından donarak ölen bir şeyimiz olmayacak. 20'den 18'e düştük. Ya bir döngünün içindeyiz. Bakalım yani bir şeyi yapmaya çalışıyorum. Diğer taraf yamuluyor. Diğer tarafı yapmaya çalışıyorum. Diğer taraf yamuluyor. Ya biraz tuhaf bir bölüm oldu ama düzeltmeye çalışacağız yani. Bu Dawn of Man'in zaten olayı bu. Mümkün olduğunca sana zorluklar çıkartıyor. Zorluk sıkıntıları yaratıyor. Öbür türlü hani dümdüz bir şekilde nüfus istikrarlı bir şekilde ilerlese işte her şey muazzam gitse falan o zaman problem olurdu bizim için. Eşek var. Yani hayvanları içi, yetişkin, dişi. Ne var? Sen değil, sen. Burada da yetişkin erkek var. Bunu da kes. Yani pek fazla müsaade etmiyoruz üremelerine ama biraz çoğalsalar güzel olurdu. Sen mutsuzsun. Biz bu mezarlıkları hiçbir zaman boşaltamayacağız herhalde. Hep dolu olacaklar. Ama yapacak bir şey yok. Garip. Hadi. Yani şu evleri bile toparlayamadılar ya. Ben gerçekten şurayı da iptal edeceğim ya. Kalsın böyle iki tane yer. Yani yemek konusunda gerçekten yani yetişemiyorlar. Şuraları tamir edemiyorlar. Bak evler kendi kendine çürüyüp yok oldu. İş yükü hala çok yüksek diyor bana. Yani azaltabildiğim kadar azaltıyorum ama yani daha ne yapabilirim bilmiyorum. Kızak mızak yap diyor, şey yap diyor. Yapıyoruz yani şey olarak ama. Hadi bunları da iptal et. Bir süre kalsın onlar da. Etler oraya asılıyor. Derilerimiz var. Derileri de koyalım. Ham deri. 4 tane var elimizde. Ama insan nüfusu gerçekten problem. Bilgi puanı gelmiş. Onlara da bakalım. Meyve ağacı dikme, keten veren bir keten tarlası yapabiliriz. Bu ketenle tabii ki dokuma tezgahı üzerinden bir şeyler üretiyoruz, değil mi? Aynen. O zaman ilk önce seni açalım, sonra diğerini açarız. Bunu açarız. İş yükü yüksek. Yine hayvan doğdu. Keçi 2 tane. Bir tane keçi kesildi. Güzel. Muffin kaçmış. Kilometre taşı açıldı. Yeni 2 bilgin puanı. Yani dediğim gibi her ne kadar geriliyormuş gibi gözüksek de ilerliyoruz. Gariptir. Oyunun mantığı birazcık farklı çalışıyor. Nüfus konusunda gelgitler yaşıyoruz ama yani en azından 50'ye sabit bir şekilde bir nüfusta ilerleseydik birçok şeyde daha kolaylık sağlardı bize. Yine zorluk yaşardık ama 150-200 nüfus beklerken kaldık gene 20'ye. Bunları bile onarmıyorlar. Kendi kendine çürüyüp gidecekler. Sonra ev, yerleşim yerimiz yok diyecek. Evet, bir tane daha gitti. Onar. Ah. Çamurumuz var mı? Yani var. O zaman bunlardan devam edeceğiz yapmaya. Ya da bir tane koyalım. Yüksek öncelik verelim. 2 tane deri istiyor. Derimiz yok. Şaka. Gerçekten çok sıkıntıdayız. Böyle böyle değil hem de. Tarlaları komple mi iptal etsem? Şuraları iptal edeyim ya. Kaldır. Yok, istemiyorum.
Tarla marla istemiyorum. Şu tarla yeter şu anda. Bizim acil olarak avlanmamız gerekiyor. Çok acil hem de. Biz onları avla. Yaban öküzü avla. Bunu da avla. Ya bunları avlayın. Bize bol bol deri lazım. Yani her şeyin başı deriymiş. Çok garip. Kıyafeti de, evi de, her şeyi deriyle yapıyoruz. Diğerine geçmeye kalktığımız zaman çamur istiyor bizden. Çamur da yok elimizde şu anda. Ha, üretemez miyiz? Üretiriz ama sızakta kullanılamaz. İş yükü çok yüksek diyor. Ama şu an burada bunları yapmazsak doğum falan olmayacak, göç gelmeyecek. Yani nüfus 19, kapasite 9 diyor. Biz nüfusumuzu arttırmak istiyoruz. Arttıramazsak çok büyük problem. Hatta gerekirse şeyleri mi kessek? Nerede o keçiler, koyunlar, şeyler? Onların ben yerini bir bulayım. Değil ya sen. Yetişkin dişi. Sen yetişkin erkek. Bunu da kes. Birisi avcılığa gidiyor bakalım alabilecek mi? Tartışılır ama hadi bakalım. Göreceğiz. Bizon kaçtı. Tekrar bir avla. En azından birazcık avcılık yapabiliyoruz öyle böyle. Hızlı bir şekilde derileri toparlayıp burada bir an önce kampımıza ev dikmemiz gerekiyor. Tamam, bunu da aldınız. Kesildi. Etimiz artıyor, derimiz artıyor. Artmaya da devam edecek. Bizim bol bol avcılık yapmamız lazım. Gelişmek istiyorsak avcılık, gelişmek istiyorsak şey. Orada bunu da dikmişler galiba. Yok, dikmemişler. Enfeksiyon kapmış, tüccar gelmiş. Ya bana deri versene ya, derin yok mu? Bak tüccar da hiç deri getirmiyor, şaka gibi. Senden bir şey istemiyorum. Bildiğin kadar dur burada. Deri lazım. Onu da sen getirmiyorsun. Derimiz var. Deriler olduktan sonra bir tane bir tane veriyor. Dört tane kıyafet yeter mi bilmiyorum ama onarıyorlar, düzeltiyorlar. Güzel. Kapasiteyi arttırıyoruz yavaş yavaş. 15'e çıktı. İyileştirirlerse bunlar da düzelecek. 18'e çıktı. Şu da iyileşirse artık gruba katılım olur, doğum olur. Üretim olur mu? Yapamadın mı? Gerçekten mi? Yeni konutlar dikelim buraya. Fazla fazla yeter dedik, hiçbir şey yetmedi.
Kaçtı. Ha, buraya kadar kaçtı mı gerçekten ya? Bırak bundan sonrasını, önemli değil de. Bir dakika. Ben neredeyim? Bizim nehir nerede peki? Nereye gittim? Neredeyim? Neredeymiş? Nereye gitmiş? Ben nereye gidiyorum? Aa, yer. Ha, şurası mı? Burası mı? Değil mi? Burası benim şey değil. Buradan mı döneceğiz? Yo. Burası benim değil. Ha, şurada mı? Yani dedim ki kaybettim herhalde. Bulamayacağım. Evin yerini de göstermiyor. Hadi düzeltin derileri falan. Ayarlayın. Düzeltin. Deri istiyor. Bir deri istiyor mesela bu. Bak 18'de kaldık. Bir tane daha üretseler çok güzel olacak ama üretimi yapmıyorlar. Bak bu olmuş. Ama almıyorlar. Çok güzel. Tamam. Yani şu mantıkta işleyeceğiz. Biraz dayak yiye ya anlamış olduk da bu da kötü oldu bizim için. Mümkün olduğunca ev yapacağız. Önceliğimiz ev olacak. Bunun için avcılık yapacağız. Avcılığımız da öncelik bir olay maalesef. Bol bol sağdan soldan hayvan avlayacağız. Avlayabildiğimiz kadar. Bunların hepsini avla diyeceğiz. Artık hangisini ne kadarını ne derece avlayabilirlerse. İş yükü fazla olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Bir an önce insanların avlanıp deri falan elde etmeleri gerekiyor. Derileri getirip buraya evleri dikmemiz lazım. Yerleşim yerine yeni nüfuslar, yeni doğumlar olması gerekiyor. Zaten enfeksiyonmuş, hastalıkmış, işte kıyafetmiş bunlar problem. Bunlar için temelde ihtiyacımız olan tek şey deri. Deri yapacağız. Sabah akşam deri yapacağız yani. Çalışacağız. Kış ayına girdik. Hala da mesela soğuktan ölenler olacak yine. Bir açlıktan ölenler oluyor, bir soğuktan ölenler oluyor. O şu açlık artık açlığı hallettik de kıyafeti de halletmiştik. Bol bol kıyafetimiz vardı elimizde. O kıyafetlere ne oldu bilmiyorum. 43 tane mi, 56 tane mi ne? Kıyafet, öyle bir şey kıyafet vardı. Hatta fazla fazla tüccara veriyorduk yani. Burası da olmuş güzel. Bunlar çürüme yapıyor mu acaba? Herhalde yapıyor. İki kat daha uzun süre koruyormuş bu yapı. Çürüdü. Bir kişilik daha yerimiz var şu anda. Diğerlerini de yaparlar. Şu an köyde hiç kimse yok. Herkes dağılmış bu vaziyette sağ sol herhalde. Olalım. Yok. Hakikaten yok. Kış atlatıldı. Bütün kışı dışarıda mı geçirdiniz gerçekten ya? Bizim hakikaten nüfus nerede? 19 kişi var diyor ama ben göremiyorum insan. Heh, çıktılar. Evdeler miymiş? Allah. Heh, iki insan katıldı. Yeni hayvan doğdu. İki keçi. Bir kişi daha geldi. Hayvanları biriktireceğim. Biraz daha çoğalsınlar. Yakında orada hiç olmazsa dışarıda dış avcılık yerine keçileri keserek rahatlıkla deri ve yemek kaynağı elde edebiliriz. Kemikmiş, etmiş, deriymiş.
Hepsi de lazım oluyor. Hepsine hayvancılıktan rahatlıkla üstesinden gelebiliriz. Böylece de yemeğimiz ve barınağımızı böyle böyle çoğaltacağız. Burada önemli olan dıştan gelecek güçler. Yani yabancı kabiledeki yağmacılar. Toparlanacak. Yani şu an bir enkazın altından kurtulmaya çalışıyoruz sadece. Onu da zamanla yapacağız. Fazla ev diktim, istedikleri zaman yaparlar. Müsait oldukça. İyi kaçmış. Derimiz var mı elimizde? Derimiz kalmamış. Bari avlasınlar da deri elde etsinler. Al da şunu. Bunu da avla. İyi kaçtı. Bunu da avla. Kaçanları tekrar bulun. Geleceksiniz. Buraya böyle geleceksiniz. Uzak mesafe demeyeceksiniz. Bir kere vurduysanız bir daha da vurursunuz. Yine hayvan doktu keçi. Güzel. Derin sağamadık ha. Öyle bir olay var. Hayvan sınırları. Dengeyi kaçtı. Vur. Hatta şöyle. Allah. Ben daha kaçmış. Bunu da avla. Tüccar gelmiş. Bunu da avla diyecektim az daha. Tamam. Orakları alalım. Başka? Başka bir şey şu anlık yok ya. Aynen. Ama sana ne verebiliriz? Sana park karşılığında takmak taşı verebiliriz de ileride bunun sıkıntısına gireceğiz, değil mi? Bir bundan verelim. 20 ediyor. Bir bundan verelim. 50 ediyor. Sen de bana bir tane karşılığında akıl ver. Tamam. Ticaret biraz garip oldu ama oldu. Hızlandıralım. 21 kişi olduk. Derimiz geldi. Onları kurutuyoruz. Metre taşı açıldı. Çok hızlı ilerliyoruz. Garip evcilleştirme evrenini gösteriyor. 1, 2, 3, 4 tane kalmış. Kabilemizi ilginç bir şekilde koruyoruz ve hani şey yapıyoruz. Nüfusumuzu. Kaynakları da böyle son anda toparladık. Etimiz oldu, balığımız oldu, ekmeğimiz oldu, peynirimiz oldu. Ama hala daha kışlık kıyafet konusunda sıkıntılar çekiyoruz. Dengeyi kalk. Kurt saldırıyor. Bu kurt sürüsüne öldü. Sen öldün. Bunları avla. Ne de öldürü yiyecekler değil mi? Hatta yiyorlar mı? Madem öyle. Avla. Hepsini avla. Bir tane bile bırakma. Bunları yok edeceğiz. Nasıl kaldı?
Biraz insan yükü olarak çok fazla şeyimiz var. İyi. Bunun peşine düşeriz ya. Bunu öldürürüz. Belki. Neyse, toplayabildiğiniz kadar toplayın. Ölenler ölür. Kalanlar bizimdir. Bu politikayla ilerleyeceğiz. Bize yeter ki et, deri getirin. Kaldırabilir. İş yükü yüksek olabilir. Bunları artık umursamıyoruz. Bilgi puanımız fazlasıyla artmış. Şunu. Neymiş? Köprü açılıyormuş. Domuzu açalım. Domuzu evcilleştirmeye açalım. İş yükü çok yüksek olabilir. Normal. Bizim için önemli olan deri. Deri geldiği sürece biz evleri diktiğimiz sürece doğumlarla, göçlerle nüfusumuzu yine arttırırız fazla fazla. Şu anda 7 kişilik için daha yerleşim yerimiz var. Bir göç gelir, 4 gelir, 4 kişi, 2 doğum olur, tamam işte. Fırtına geliyor. 2 yıldırım çarpmasına öldü mü? Gerçekten mi? O da garipmiş. İlk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. Şey, yıldırım çarptı ve öldü. Ekmek çürüdü, rengi kaçtı, iş yükü yüksek. Kurt saldırıyor. Evet. Saldırsın. Öldürsün. Ya canını azaltmış bunun. Nüfus azaldı. Burada da kurt saldırıyor. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Ben et taşıyorum. Neyse. Çamurumuz var mı vardı bizim? Çamur olayı. Yapıyor muyuz? İşte. Ya. Bunu da kessene. Kes bunu da. Bunu da kes. Galiba biz et yapamıyoruz. Ya da yapabiliyor muyuz? Bilemedim. Hızlandıralım oyunu. Yapabiliyormuşuz bu arada. Tamam, yerleşim yerlerimizi fazlalaştırdık en azından. İyi tarafı bu. 7 kişi için daha yer var diyor. Buraları da yaparlarsa çok güzel olur. Ki yaparlar. Bir de buraya boş. Saldırsın fark eder mi? Etmez. Her türlü aldık biz. Tamam. Buradan da deri gelecek. Güzel güzel deriler geliyor. Yırtıcılara daha çok odaklanmayı düşünüyorum ben bu saatten sonra. Diğerleri kaçıyor çünkü. Bunları yakalayabilir misin? Bunlar da aynı şekilde. Yakalayabildiğini yakala ki en azından bunu avla, bunu avla, bunu yakala. Bunları avla. Böyle. Bunları avla. Tam geldi. Bunu da avla. Hayvanlar bayağı çoğalmış burada. İş yükü yüksek. Yeni hayvan bulduk içi. Hayvan barınmamız fazla fazla oldu. Burada da var yer ya. Bir şeye bakacağım. Barınaktaki toplam alan 20. 17 tane var. Yo. Barınak ihtiyacı olan hayvanlar 13'müş. 13 tane keçi. 20 kişilik yerimiz var. Fazla fazla yerimiz var. O yüzden sıkıntı yok. Bazı insanların kışlık giysileri yokmuş. Yapıyoruz. Yani yapmaya devam ediyoruz. Arıların. Zamanla kışlık elbiseler de gelecek. Böylece insanlar da
kışlık elbiselerini giyip o sıkıntıyı da gidermiş olacağız. Burada balıklar var. İdare ettiriyorlar. Ama güzel. Bazı insanlar donarak ölebilir ama sıkıntı değil. Bunlar da son üşüme ve donarak ölme serüvenlerimiz. Daha sonrasında o kaynaklardan da aldığımız şeylere insanlara kışlık kıyafet için raft yapacağız. Burada iki tane ev var. Bu evleri de tamamladıktan sonra üç taneymiş pardon. Ama burada sadece bir dal parçası alsan yeterli diyor. Ha, bir kişi buraya çalışıyor zaten yoğun bir şekilde. Ha, tüccar gelmiş. Tüccara bakalım. Deri elbise kışlık. Güzelmiş. Sana bir tane yetişkin dişi versem. 30 veriyorsun. 3 tane bundan alsam 39 istiyorsun. Alırken ona veriyorsun. Şimdi niye 9 fark koyuyorsun? Yok. Yemezler. Aa, deri ver olur. Yerleşim yerine 4 insan katıldı. Gayet iyi. Bir kişi için daha yer var diyor. Dur bakayım. Etrafta yırtıcı mırtıcı bir şeyler falan var mı? Var. Bunlar var. Bunlar da avla. Avla avla. En fazla ne yapabilirler ki hani? Onları da avla. Aynen. Mamutu düşürürsün, şey yaparsın. Yani senden alacağım pek bir şey yok ya. Bir tanesine 13 istiyorsun sen. Bu işe geçeceksin birazcık kazıkçısın sen. Orada iyi su toparlıyoruz. Şu ana kadar 1000 tane su çekmişiz gölden, şeyden, nehirden. Yağmacı baskını. Kaç kişisiniz? 2 kişi misiniz? Gelin. Öyle. Buralara. Şuna dönün. Kaçıyor. Tamam. İş atlatıldı. Bir kişiyi öldürdüler. Yapacak bir şey yok. Ölmeseydi daha iyiydi tabii de. Yani yağmacı baskını ne beklersin ki? Tabii ki birileri ölecek bu baskınlarda. Gayet iyi. 25 kişiye kadar çıktık zaten. Yağmacı olayını da atlatmış olduk şimdilik. 15 hayvanımız oldu. Güzel. Hayvancılığımızı da tamamlamış olduk. Nüfusumuz azaldı. Birazcık yordu bizi. Ama hemen hemen toparladık bence. Gayet güzeldi. Biraz uzun oldu. Yani benim için uzun oldu toparlanma süreci. Bu bölüm biraz değişik. Yani bir yandan iyi bir yandan kötü oldu. Anlamadım yani. Şimdi iş yükü olarak çok fazla şeyimiz var. Ama hayvancılık konusunda yani şeyde hayvan ahırları yaptık. Oradan bir keçi üretimine geçtik. Sütlerini falan alıyoruz. Onlardan besleyici şeyler kazanmış oluyoruz. Ne bileyim tarlamızı bir yandan ekip biçiyoruz. İşte derilerimiz oluyor. Yavaş yavaş nüfusu tekrar toparlamaya başladık. Normalde 50 ile başlamıştık hatırlarsınız. Bir anda 11'lere kadar düştük. Ama şimdi 25'e çıktık. Şu an yavaş yavaş nüfusumuz tekrar toparlanıyor. Evlerimiz tekrar tekrar dikiliyor. Bazı evler çürümüştü. İşte bak bu böyle mesela biraz önce burası çürüdüğü gibi çürümüştü. Yok oldu. Tekrardan evler diktik. Avcılığımıza tekrar başladık. Baskınlarda şu anlık atlatıyoruz. Fena değiliz. İyiye doğru gidiyoruz. 40'a kadar çıktı etimiz bu arada yani. Az biraz değil. Güzel güzel. Orada sınır mı geldi? Pardon bir dakika. Aynen. O.
Bizim bir şeylerimiz vardı. Bunları öncelik verelim o zaman. Dalları falan toplayın da siz. Üç kişi daha dal toplasın. Şuraları bir an önce halledin. Tamir falan yapıyorsunuz. Güzel yapıyorsunuz da. Aa. Neyse. Tamam ya. Güzel. İçiler otomatikman kesiliyor. Yaşlandı ve öldüğü zaman falan insanlar kendileri şey yapıyor. Mamut saldırıyor mu? Bu. Sen tek başına mı geldin? Vah vah. Bir kişiyi daha kaybettik. Yok, iki kişiymiş. Birisi ölecek, diğeri de ölecek. Diğeri de öldü. 22 işte. Hani köpeklerle gelmediği sürece bence orası sıkıntı ya. Biz on kaçtı. Neyse. Biz bu videoluk bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.